Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. ...192 mektubat. Üçüncü esas, hem o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden okuyacağım. Çok ilginç bir yer bana göre burası da. Üçüncü esas, hem o mucizat-ı bahire sahibi olan vahdaniyet delalı ve saadet ebediye müjdecisi. Şimdi mucizat-ı bahire sahibi. Mucizat-ı bahire nedir sizce? Şey mi ya? He? Ne anlamadım? Bahir, Bahir okyanus, büyük. Yani büyük mucize sahibi. Peygamber Aleyhisselam en büyük mucizesi nedir? Kur'an mı? Kur'an'dır. Kur'an'dır. Çok garip yani. Mesela tıp kitabını fizikçiler okumuyor. Kadınlar okumuyor, çocuklar okumuyor, yaşlılar okumuyor, hastalar okumuyor, köylüler okumuyor. Böyle bir kitap. Ben gelecek daha garip yani böyle. İçerisi çok önemli. Diyor ki, vahdaniyet dellalı ve saadet ebediye müjdecisi. İki tane şey. Şimdi, bir adam yer çekimini buldu. Newton. Amerika'yı buldu. Ondan sonra ampulü buldu. Meşhur oluyor değil mi? Ampulü buldu. Şimdi odamızı aydınlatan bir şey. Odamızı aydınlatıyor. Ampulü buldu adam. Meşhur oldu. Ruhunuzu aydınlatan bu zatın Kur'an hakikati onun kadar meşhur olmamış mesela beşerde. Hakikati mi? Kur'an'ın kendisi mi? Kur'an'ın hakikati için. Mesela bak odayı aydınlatıyor. Adam meşhur. Fakat ruhumuzu aydınlatıyor. Kur'an'ın hakikatleri. Peygamber onun kadar meşhur değil. Yani Edison kadar meşhur değil ya. Yer çekimini bulmuş ama peygamber ahireti bulmuş mesela. Demiş ki adam şöyle. Bırakınca niye düşüyor demiş. Dünyanın merkezinde bir mama var. Onun özgül ağırlığı var, yoğunluğu var. Bunun özgül ağırlığı ile yoğunluğu arasında dünyanın merkezindeki mama ile bunun arasındaki yoğunluk farkından ortaya çıkan kuvvete yer çekimi kuvveti denmiş. Öyle mi? Böyle denmiş, böyle okuduk. Bunu bulmuş, yer çekiminin kaynağını bulmuş. Einstein demiş ki, E eşittir mc kare demiş. Yani şu madde dediğiniz şey donmuş enerjidir. Aslına döndürürseniz, yani nasıl ki buz, buz gibi görüyorsunuz kafanızı kırar ama aslı sudur gibi. Madde de böyle buz gibi donmuş, enerjidir. Adam bunu bulmuş. Peygamber ise fıtratımızda olan, ruhumuzda olan beka arzusu, iştiyakı, beka iştiyakı, sonsuzluk, ihtiyacı ve iştiyakı. İştiyak da şeyden kaynaklanıyor. Yani insan sonsuz acizdir.
sonsuz bir gücü bulması lazım. İnsan evet istiyor değil mi? Sipana ait değil, umumi bir şey. Sonsuzluk istiyor, dert istemiyor, keder istemiyor, kanser olmak istemiyor. Ne istiyorsa hiçbirisi dünyada yok. O da diyor ki, bak diyor bu düşmesinin sebebini mama ile izah ediyor. Görmediğimiz yerde. Görmediğimiz yerle izah ediyor. Muhammed de diyor ki aleyhissalatü vesselam, şu çekilmen var ya senin diyor, yani bunun gibi. Bunun gibi. Bu niye aşağıya düşer? Ha, sen de diyor, niye böyle çekiliyorsun biliyor musun bunun gibi? Oradaki senin isteklerinin, arzularının yoğunluğundan daha büyük bir yoğunluk var. Sendeki yoğunluk, yani istek, temenni, arzu, meyil, oranın sana yaptığı tesirledir. Oranın tesiriyledir. Oranın sana tesir yapmasaydı sende bu tür şeyler olmazdı. Dolayısıyla bu çekilme ile imama tabakasının yoğunluğu bulunduğu gibi, insanın fıtratındaki beka arzusuyla, ebed sesiyle, bir anda her yerde olma iştiyakıyla ahiretin varlığını ispat etmiş. Ahireti bulmuş. Ahiret. Peki yer çekimini bulan veya odamızı aydınlatan ampulü bulup da ruhumuzu aydınlatan ampulü bulana, Kur'an bir ampuldür. Niçin onun kadar meşhur olmadığını söyleyeyim size. Çünkü bir insanoğlu zahire muptela'dır. Bedensel hayatı yaşadığı için. Bedene kim hitap ediyorsa, bedene kim çözümler buluyorsa o ilgiyi çekiyor. Nefse çalışıyor. Yani buna ait şöyle bir şey söyleyeyim kendi hayatımda. İmani ders yapıyoruz mesela şu ders. 300 kişi, 3000 kişi, ne bileyim 500 kişi girer. Kapatayım bunu, psikoloji ders yapayım, bunun 3 katı giriyor insan. Psikoloji niçin öyle? Yani insanlar zahire daha şey, böyle yapma, böyle düşün, böyle düşünme gibi böyle basit bir hayat yaşadıkları için. Oysa bu baştan çözülür. Şimdi eğer bir insan bir yerden destek almıyorsa, dinleri yok edin zihninizde. Nasıl der ki ahiret var, detayı kadar konuşabilir, detayına kadar. Oradaki yeme, içme her şeyden. Bir insan böyle bir kurgulama yapabilir mi? Böyle bir senaryo çizebilir mi? Çizebilir. Filmi çizenler gibi çizmiştir. Peki, o kurguladığı filmi insanlara monta ettiğin zaman, insanlara sunduğun zaman, bütün insanlar, istisnasız bütün insanlar o filmi beğenir mi? Bir film çok güzel olabilir ama herkes beğenmez. Ve mesela bekadan bahsettiği zaman hiç kimsenin fıtratı, yok canım nereden çıktı ya beka ya, Allah Allah, ne bekası yani? Bende böyle bir şey yok. Böyle bir ihtiyacım da yok. Beka ihtiyacım yok benim. Ahirete inanç benim ihtiyaç değil ya. İhtiyaç değildir. Bu bir teoridir. Diyemez yani. Bu bir öğretidir, bu bir felsefedir. Diyemez. Felsefe değil bu. Felsefenin arkası ve önü yoktur. Fıtrata dayanamaz felsefe. Akla dayanır. Felsefe fıtratı ifade edemez. Din felsefesi dahi olsa dini kullanıyor. Şimdi eğer Allah yoksa haşa, peygamber böyle bir şeyi kurgulayabilir mi? Nasıl kurgular yani? Mesela Allah'ın sıfatlarını anlatacaksın. Nasıl bulacaksın bunu? Ve bulduğunu insana getireceksin. İnsanın ruhu itmeyecek bunu. Evet. İnsan da tam çalışıyor. Evet. Mesela uygulayayım.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namaz kılıyorsun. Oh. Çarpılmışsa, yamulmuşsa cinleri. Saika, bomba. Efendim? Gata'da bir profesör, Amerika'ya ya da bütün profesörlere geçen yaz okudum, bir ay olmadı. Demiş ki, psikolojik doktormuş, psikoloji doktoru. Demiş ki, bu gelen o psikolojik sorunlu hastaları hep hocaya yönlendiriyorum demiş. Hocaya? Benim demiş, takip ettiğim şu demiş, bizim Gata'da. Gata'da? Gata'da. Şunu fark ettim demiş, 3 ayda düzeliyorlar demiş hocalarda. Bunu demiş, bir şey yapalım. Yani bizim... Genelleyelim. Yani bu biz ilmen ilaç veriyorlar işte, hap veriyorlar, uyutuyorlar, uyuşturuyorlar. Bizim çözemediğimiz bu şizofreni, acayip hastalıkları, o cin vakalarını falan hocaya gönderdim. Çoğu 3 ayda demiş tedavi oldu. Çare buldu. Yani bu olay gerçek demeye getiriyor yani. Evet. Ki Gata'daki askeri adam. Mesela yeni bir tespitim ama ilmi çerçevesi yok da. Alzheimer dediğimiz şey cinli bir vakadır. Bak, mesela Alzheimer hastası beni gördüğü zaman şey yapıyor, tırsıyor, korkuyor. Yok öyle bir şey yok falan. Oturuyor. Yoksa şey yapıyor. Yani Alzheimer hastasına her gün istisnasız sabah akşam ki öyle arkadaşlara diyorum. Sabah akşam Kur'an okunsa Alzheimer hastası düzeleceğini, taşkınlıkları yapmayacağını, taşkınlık yapıyorsa suç sizindir. Çünkü cinli bir vakadır. Cinler hücreleri bozuyor. Salgılamaları bozuyor. Yani orada bir yapı bozukluğu var, tamam. Ama kim bozuyor? Durup dururken niye bozulsun? Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Aranızda diyor 1050 sene, 950 sene yaşamış Nuh Aleyhisselam için Kur'an söylüyor. Niye eskilerde şey yok? Niye Kur'an ehlinde olmuyor? Olmuyor Kur'an. İmam Gazali öyle diyor. Kur'an ehlinde, Kur'an okuyanlar da Alzheimer olmaz diyor. Yani bunaklık olmaz. Şu Alzheimer demiyor da. Bunaklık olmaz. İhya'da geçiyor. Merak ettiğim için baktım bugünlerde. Kur'an ehlinde bunaklık olmaz. Böyle geçici düşe kalkalar olabilir. O da gene müdahalelerden oluyor. Kur'an ehli olacağız. İki, sünneti yaşayacaksın. Kur'an ehli zaten Kur'an sünnettir. Pislik içinde yaşamayacaksın. Sünnette yoktur çünkü. Ondan sonra sünneti seni yaşayacaksın. Alzheimer'ların büyük şeyleri ailelerin içinde bile yaşasa yalnız yaşayanlarda çok olur. Yalnızlık. Hele hele yalnız yaşayanlarda yani pek şansları yoktur yani. Yalnız yaşayanların cinler musallat olmaması çok zordur. Yani ancak dirayet sahibi olacak. Neyse bu şimdi bu getirdiği Kur'an hakikati. Yeni o çapını genişleteceğim bunu. Allah nasip ederse Alzheimer'ı. Yani bu vakanın dimağdaki yapıyı nereye tahrip ediyor? Yani cinler nasıl tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad hangi bölüme girmiş yani zarar vermiş? Ama çare kesinlikle ilaç olmadığı kesin. İlaç uyuşturuyor. Hani ilaç kullanılmalıdır, tamir ediyor ama kesin o çare değildir. Kur'an okumayla çare olacağını ve buna vaka mesela diyelim ki misal bir hastanın yanında sen bulunsan, her gün okusan senin varlığın sen varken olmuyor. Sen bıraktığın zaman oluyor. Ve demek ki sen okuyorsan olmuyorsa sen sırf ilaç versen, gıda versen, baksan ama Kur'an'ını okumasan o Alzheimer devam eder.
Yemekle ilaçla olmaz. Ama insanoğlu çok tuhaftır. En büyük özelliği laf dinlememesidir. Laf dinlemez, duyduklarını sorgular ve itiyor yani. Acayip bir, tuhaf bir mahluktur. İnnehu kâne zâlumen cehûlâ. Yani kendisine acayip, mesela diyorsun, şunu şöyle şöyle yap, bir sürü sıkıntıdan kurtuluyor. Çok iyi biliyor ki bunu bıraksa gene o hale gelecek. Bırakıyor. Geliyor yani. Gene bırakıyor. Yapma diyorsun. Bak bu şu anda düzdesin. Ve sen bu motoru çalıştıkça uçak gider bu. Ama benzinini göndermezsen uçak inecektir. O hızda irtifa kaybedecek. Ama nedense insanoğlu garip bir mahluk. Çözemedim zaten kendimi de. Bile bile bunu terk edebiliyor. Mesela maddi ilaçlarda da öyle. Çok iyi geliyor adama. Kullanmıyor. Doktora gidiyor, bir çuval ilaç alıyor, geliyor ve koyuyor, bir tanesini kullanmıyor. Atıyor çöpe. Tekrar doktora gidiyor. Tekrar aynı ilaçları veriyor. Bu, ben size senaryo anlatmıyorum. Vaka. İşte neyse, gelelim, konumuz nereden açıldı? Yani getirdiği hakikat, dedi ki, ortaya koyduğu hakikat fıtrat itmiyor. Yani odayı aydınlatan ampulü bulana hayran oluyoruz. Takdir ediyoruz. Ampullerin üzerine yazıyoruz. Unutmuyoruz, vefa borcumuzu ödüyoruz. Bütün ampulleri Edison yazar. Ama ruhu aydınlatan hakikata vefa borcu ödemiyoruz. Ve ona da itibar etmiyoruz yani. Bu bir insan bulamaz. Dedi ki, bunun getirdiği hakikat, hakikat olduğunu anlamak için insana getirmiş bu senaryoyu. Hani bir filmi önce de yazıyor. Yazıyor yani. Yazdıktan sonra eğer Allah yoksa yani demiştim. Ahireti böyle bir insan tasarlayamaz. Hadi tasarladı. İnsana sunuyorsun. İnsanın ruhu ve aklı kabul ediyor. Böyle bir hayat istiyorum diyor. Mesela orada beka var diyor. Fıtrat diyor ki tabii diyor, ben istiyordum zaten diyor. Fıtrat itmiyor. Bir anda her yerde olacaksınız diyor. Fıtrat diyor ki evet. O getirdiği hakikat bu sefer, bak diyor, bu hakikat, içini bilmesen bile manasını tekrar et, zikret, kalbin nurlanacak, rahatlayacaksın. Cinni bakan varsa, oradan açıldı herhalde, ondan da kurtulacaksın. Okuyoruz. İnna fetahne leke fethan mubina, liyafire leke Allah ma takaddama min zembike ve ma taakhara ve yutimna ni'meten ve aleyke ve yehdiyeken sırat-ı mustakima. Fetih suresini. Ki bu vakalara okumak çok acayip. Kur'an'ın Meryem suresinde galiba 310. sayfa, 310. Okusan, bir de 15, Hizmet Vakfı'nı Kur'an'a göre söylüyorum. Kur'an'ın 15. sayfasında, Kur'an şeydir, istersen ver de merak eder çünkü bir sürü telefon gelir şimdi bundan, hangi şeydi, nereden söylüyorum. Bir şey ispat etmek için söylüyorum yani. Kur'an'ı böyle bir tasarladın ama lafzını bile okumak tedavidir demek için söylüyorum. Mesela ampulü yaktığınız zaman ruhunuz aydınlanmaz. Ruhunuz aydınlanmaz. Yani bir şey ispat etmek kullanıyorum ama kullanacağı malzeme de toplumsal bir yarayı tedavi etsin diye kullanıyorum. وَاتَّبُوا مَا تَتُلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُنْكُنْ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنْ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمَ النَّاسَ السِّحْرَ İlâ ahir. Kaç? Kaçıncı sayfa? 15. Şöyle başlıyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُنْكُنْ سُلَيْمَانُ
Böyle başlıyor. Bu bir. Nereye kadar? وَلَبِسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ 102. Bu bir. Bir de 310. Yani soracaklar da şimdi sorma. Şimdiden şeyini alayım diye söylüyorum. Bak. أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَرْسَلْنَا شَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّاوْ فَلَا تَجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ أَدَّاوْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى رَحْمَانِ وَفْضَاوْ. Yani sayfa 310, çok ufak yazıldığı için ay bakayım, 80 galiba 83 evet. 83'ten sonuna kadar 98'e kadar. Hen tu hissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Buraya kadar. Tamam. Şimdi ne için bunu kullandım? Dedim ki getirdiği hakikat zahiri dediğimiz, kışır dediğimiz batınla aynı olduğunu göstermek istiyorum. Tedavide kullanıyoruz. Fıtrat itmiyor dedim. Tam tersine çare buluyorsun. Çünkü fizik okusak hastaya, coğrafya okusak, Osmanlı tarihi okusak, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siyerini, siyer kitabını bir hastaya okusak düzelmez. Düzelmez. Ama çaresi olur. Kur'an okumak gibi olmaz demek için söylüyorum. Çünkü hiçbir kelam kışrı ile, yani gömleği ile ruhu imtisaç olmaz. Yani benim gömlek bedene, beden ruha giydirilmiş. Ama üçü ayrı yapıdır. Üçü bir imtizaç etmez. Aynı şey olamaz. Mektubatta diyor ki, Kur'an'ın manası ile lafzı imtizaç etmiş. Hatırladınız mı? He? Yani hiçbir, bak bakalım. Peki ben bulmadan bulun bakalım. Ama yeri söyleyeyim ilk önce. 26. mektup. Dördüncü mepas. Meselesini de bulun bakalım. Bakın. Benim hayatımı benimle kaynamaz, kaynamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı, siyeri bile siyer kitaplarıyla imtizaç edemez diyor. Mektubatta söylüyor zaten. Bunu anlatamazsınız diyor. Bak şu neredeydi bak. 19. mektubun başı. Efendim abi? Kaç? 340. Tut orada. Şunu hemen şey yapayım de. Antika bir zengin bir derse girdik. Buraya girmek istemiyordum yani bu derse. Ben size dedim ki arkadaşlar yoldan geldim. Siz bana bir paragraf söyleyin o dersi yapalım. İşte ne yapalım dedim ya buraya belki açılır kafam. Bak diyor ki. Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın. Çendan her hali, her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Tamam mı? Ondan sonra burada devam ediyor. Diyor ki 97 abi. Ha, şu kainatın değil mi orası? Şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halik-i kainatın tercümanı, sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in tamamı mahiyeti ve hakikat-i kemalatı siyer ve tarihe geçen beşer ahval ve etvara sığışmaz. Tamam, burada anlatıyor. Şimdi mesela veriyor Hazreti Cebrail, Mikail vesaire diyor da onlar çarşı pazarda alışveriş yaparken anlatıyor. Yani peygamberin siyerini okusan kafanı kaldıracaksın. O siyere sığışmaz peygamberin ruhu.
kafanı kaldıracaksın. İşte ne kadar seviyen varsa tefekkürle ver haletine onu Allah'a nispet ederek düşüneceksin. Çünkü şöyle bir zat, Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız Yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek çarşı içinde bedevi bir Arap'la at mübayasında alışverişinde münazaa etmek, pazarlık yapmak, bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvar içine sığışmaz. Çünkü ticaretin ahlakını oluşturuyor falan. Adam bir gayrimüslimlere alışveriş yapıyor. Pazarlık yapıyor. Pazarlık sünnettir. Pazarlık yapıyor. Çünkü isteyen istediği gibi satmasın. Hani bu ahvalini bak. Cebrail muhafız. Cebrail'i de bırakmış. Kabı kalbisine geçmiş. Yani acayip bir şahsiyet. Bunu siyere sokamazsınız. Tamam, kaldıracaksın. Yoksa hürmetsizlik etmiş olursun diyor. Hürmetsizlik ediyorlar şimdi mesela. Peygamber. Şimdi niye? Peygamber dahi olsa siyeri, hayatı ruhuyla imtizaç etmemiş. Kur'an ise kaçtı? 43 mü? 340. Bak. El cevapta. El cevap, lafz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyenin lafızları camit libas değil. Cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zarar verir. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manay örfülerine alem ve nam olmuşlar. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan sünnettir ama yani bu Allahu Ekber ezana din imtizaç olmuş yani. Yani böyle şu nasıl anlatacağım? Şu gömleğim giydiğim gibi değil. Bak oynuyor. İslam nişanı diyor. Birinci sürede. Yani İslam nişanı bu daha ileri de o benim bile tatmin etmiyor. İslam'ı anlatıyor. Nişan. İmtizaç etmiş olduğunu nasıl anlatacağım? İmtizaçın Türkçesi uydurukça. Herhalde hepsi oluyor. Var demek yani. Yani arkadaşlar Kur'an imtizaç mesela gömlek gir içeriye, atlet gir içeriye, beden gir içeriye, hayat gir içeriye, dima gir içeriye, kalp gir içeriye, ruh bit. Hepsi birbiri için ama farklı. Odun gibi düşünebiliriz. Heh, odun iyi bir misal verdi bana ama. Odun gözüküyor ama dumandır ve nurdur. İmtizaç etmiş. Yani iki zıt duman ve nur. Yaktığın zaman odundan duman çıkar, nur çıkar. Kendini odun gibi gösteriyor. Zahirde odundur ama aslında nurdur. Öyle değil mi? Zahirde bu lafızdır ama nurdur. Tamam. Zahirde odundur ama nurdur. Cehennem ayetleri de zahirde odundur ama dumandır. Azap ayetleri zahirde odundur ama ısıdır, sıcaklıktır. Cennet ayetleri zahirde odundur ama içi latiftir. Odun hani var ya böyle bir anda her yerde oluyor enerji. Latif. İşte Kur'an hiçbir kelamda göremezsiniz. Manası ile libası imtizaç etmiş. Bir tane bana söyle. Siyer bile değil. İnsana uygulayayım. İnsanda var. Ruhu simaya imtizaç etmiş. Aynı. Simahum fi vucuhim min eseri sucud. Esinetikum elvanikum. Yani sesler, simalar, insandan çıkan koku. İnsanın ruhuyla imtizaç etmiş yani. Ona haber veriyor. Affedersin büyük gayita insanın büyük abdesti ve küçük abdesti. İnsanın batınını dışarıya taşıyor ya. Doktor diyor ki onu getir bana. Ne yapacaksın? Tahlil yapacağım. İçinde ne var ne yok. Lan neyle içimi seyrediyor adam? Büyük abdest ve özür diliyorum da bir şey anlatmak için ilmi şey anlatıyorum. Bu büyük ve küçük abdestle insanın içini seyrediyor adam. Ben böyle zannediliyor ki israfı kelam ediyor.
Hayır. Burada öyle bir acayip bir hazineler var ki beni çok şey yapan, meşgul eden bir şey, fakat dile getiremiyorum. Hissiyatıma kelam yapamıyorum. Onun için fazla çırpınıyor. Başka çeşitli misaller veriyorum ki etrafını kazıyorum. Bir daha söyleyeyim. İmtizaç etmek sima ile ruh gibi. Odun içindeki şey gibi. Buzla su da olur. Çekirdek ağaç gibi. Yani kalıptır, kılıftır ama asıldır. Özden kopuk değil. Elmanın kabuğu gibi. Bunun gibi soymak değil. Soyduğun zaman sipsiyah olur. İşte böyle bir yapıyı getireceksin. Yani bir kurgulayacaksın. Senarist mi diyorlar film yazanlara? Senarist. Yani böyle bir ahiret senaristini, senaryosunu, Allah senaryosunu, alemi gayb senaryosunu çizemezsin. Hadi onu çizdin. İnsan senaryosunu çiziyorsun, sonra insanın önüne koyuyorsun. Bak diyor, sana uygun mu değil mi? İstisnasız herkes uygun. İmtizac işimi mesela okudukça açılmıyor. Yok, imtizac yani bir buradan girer gibi gömlek, atlet ayrı şey. Hayır. Bak gömlek, atlet, ceset, akıl, yani hayat, akıl, kalp, ruh. Hepsi ayrı değil mi? İmtizaç demek hepsi aynı. Ama farklı isimle sıfatlanması içerisindeki hakikatin meratibindendir. Mesela odun. Odun iyi bir misaldir, onu bozmayalım. Duman ve nur, iki zıt. Hak ve batıl. Kur'an hak ve batıl. Bakara suresi o demektir. Onun için sapan kullanılıyor. Sapan. Mesela Bakara suresi niye denmiş? Sapanı tutun, toprağa ayırır. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, toprağa ayırır. Ortadan da eken de tohum atar. Ha, Bakara suresi, hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl. Bu tane de, çizgi de ihtina sıratı müstakim. Bunun içerisinde de hakikat. Hidayet. Hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl, toprağı ikiye ayırıyor. Peki toprak nedir? Fıtrat. Yani Bakara fıtrat demek, fıtrat. Fıtratı işleyen demek yani. Bakara okuz yani. Toprağı yani toprak fıtrat demektir. Toprak sahip topraktır. Toprağı işliyor. Toprak çizgi çiziyor toprağa. Toprağa tohum atıyor. Ama atması için ayrışması gerekiyor. Hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl. Tohum atılması lazım. Bunu herhangi bir tefsirde göremezsiniz, zannetmiyorum. Benim tefekkürlerimdendir. Çünkü niçin söyledim? Sonra abi nerede yazıyor diyecekler. Her şey hayatta yazıyor. Hani her şey her yerde yazmaz kardeşim. Tefekkür edeceksiniz. İnsanda var. Sen çıkartacaksın. Onun da şartı. Günahtan uzak duracaksın. Size söylüyorum gençler, dışarıdan yememeye çalışacaksınız. Kimin yaptığı, ne ettiği bile. Elinizden geldiği kadar yememeye çalışacaksınız lokantalarda. Mecbur kalın, git başka karpuz, peynir ye. Ondan sonra birincisi, haramdan uzak duracaksınız. İki, yediğinize dikkat edeceksiniz. Üç, en mühimlerinden bir tane söylüyorum. Ustad demiş midir? Bu böyledir ve ben hayatımda yapıyorum. Başka bir şey okumayacaksın, ta ilham gelsin. Kendisi söylüyor. Ben başka eserler okumuyorum, müracaat etmiyorum. Ta ilham ilahiye kesilmesin diye diyor. Peki, bu vahdaniyet delalını ve saadet ebediye müjdecisini konuşmak için söyledim. Yani öyle bir senaryo koyuyor ki fıtrat onu reddetmiyor. Tam fıtratın kendisi. Peki. Devam ediyorum. Senarist. Senaryoda getirdiği şey. Hani la teşbih ve la temsil. Hak batıl. Duman gibi. Kendi zat-ı mübarekinde öyle ahlak haliye. Yani onu koyduğu zaman insan der ki
Bu filmi başkaları seyretsin. Ben zaten dimağımda yazdım. Senarist gidip de filmi nasıl oldu diye bakar. Yoksa ya bu filmi merak ettim diye filme gitmez. Bu filmin içerisinde ne işleniyor, konu nedir diye filmi yazan gitmez. Ama acaba olduğum insanlar nasıl bakıyor? Biz ben de halk gibi gideyim, bakayım sinemada gireyim, bakayım beni beğeniyorlar mı? Yoksa filmin içerisini merak etmez. Ama peygamber kendisi yaşıyor. Böyle bir senarist de olmaz. Kendi zatı mübarekinde ahlak haliye. Nereden biliyoruz? Çünkü ortaya koyduğu bunu kendisi uygulayınca bunu da bir kere görmek istiyoruz. Mesela insanoğlu fıtraten sordu. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ın doğru olduğunu nereden biliyoruz? O adeta şöyle bir cevap verdi. Benim hayatıma bakın. Ahlak-ı aliye var. Yani bu yaşanınca nasıl olur? Tamam ben bu ne işime yarar? Ahiret haşa olmasa bile, Kur'an yaşanırsa, bak bir daha söylüyorum. Ahiret haşa olmasa bile, haşa Allah olmasa bile, tövbe estağfurullah, aleminde tabi. Farz muhal olur. Kur'an yaşanırsa, Kur'an'ın ahkamı, oruç tutarsa ama ahirette sevabını şey yapmasa, bedensel karı vardır. Namaz kılarsa bedensel ücretini alır. Hak hukukuna riayet ederse, faizi ortadan kaldırırsa beşer felah bulacaktır. Miras hukukunu uygularsa ailelerde kardeş bacı kavgaları kalkacaktır. Ya inanmasa bile yani uygula. Çünkü biz İsviçre kanunları ile evleniyoruz. Alman hukuk kanunları ile içtimai yani devleti tanzim ediyoruz. İstersen baştan söyleyeyim. Örf ve ananeye doğan, örfe ve ananeye, bölgeye, Çorumlu, Adıyamanlı, Diyarbakırlı, o aile, o kültüre doğan, örf ve ananeye doğan, Alman kanunları ile devletini tanzim eden, İsviçre kanunları ile evlenen, İtalyan kanunları ile ticaret yapan, Yahudi ticaret kanunları ile cemiyetini tanzim eden, Amerikan filmleri ile uyutulan, öldüğü zaman İslami kanunlarla gömülen ve %10 teferruat Kur'an'ın teferruatı ile meşgul edilip %90 esasatı unutturulan bir mahlukuz biz yani. %90 esasatı unutturulup %10 teferruatı ile boğdurulan, öldüğü zaman İslam kanunları ile gömülen, İsviçre kanunları ile evlenen, İtalyan hukuk cezası ile ceza gören, Alman hukuk kanunları ile devleti tanzim edilen, Amerikan filmleriyle uyutulan, Yahudi ticaret anlayışıyla cemiyetini tanzim eden, örfe ve ananeye doğan bir insan ne yapsın? Cemaati yoksa, kendi gayreti yoksa, bir cemaatin yoksa oğul, işte sen busun, böyle çingene bohçası gibi bohçasın, yamalı bir bohçasın, şu parçalar. Eğer senin bir cemaatin yoksa, bunun üzerine yemin ederim yani. Sevgilim bu benim. Şansın yoktur ya, istikamet bulmak için. Bakara suresi. Mesela Bakara suresi ikinci suredir. Birinci sure nedir? Fatiha. Bakara hak batıl, hak batıl o tohum Bakara'nın açtığı arkasında atılandır. Fatiha. Diğer süreler bunun üstlerini örter. Yağmur olur. Güneş olur. Su olur. Ona işte ziraat muameleleri olur. Ortaya çıkar, budanır, ilaçlanır, işte muamele yapılır, yenir. Ağaç böyle olur. Şecere-i Tuğba mı olur? Şecere-i Tuğba. Tümüne de Maide-i Kur'aniye. O
atılan tohumların ne şu nemasıdır gerisi geri süreler. Çünkü kalbi ve çekirdeği Fatiha'dır. Bakara suresi. Anladık mı arkadaşlar? İlginç değil mi? Ondan sonraki süreler onu o süreci tamamlamaktır. Fatiha'yı ortaya çıkarmak içindir. Yani sen Kur'an oluyorsun. Sen canlı Kur'an oluyorsun işte sen söylettin. Ama bak bir daha söylüyorum. Fatiha 7 ayettir. 7 defa nüzul etmiştir. Dima 7 mertebedir. Kur'an 7 tane seba ile okunur. 7 mertebedir. 7 hakikattır. Kur'an'ın caz manevisi 7'dir. Dikkat ederseniz 7'dir. Kur'an 7 defa nüzul etmiştir aynı sure ve 7 ayettir. Bakara suresinin Fatiha'dan sonra gelmesinin en büyük sırrı bana göre bir kitap kaynak aramayın bende. Kaynak benim fıtratım. Yani Bakara fıtratı, fıtrat toprağı yarar, ikiye ayırır. Sağ, sol. Sapan gidiyor ya oküz. Sapan gidiyor. Sapan giderken toprağı ikiye ayırır. Hak, batıl, hak, batıl. Arkadan da çiftçi tohum atar. O tohum Fatiha'dır. Tamam mı? Yani o Fatiha atılan tohumun ne şu neması için işte bu öküz öndedir. Sapan. Bazı süreler öküzler gibidir. Sapan gibidir. Toprak, güneş, hava, toprak. Yani o çekirdeğin ortaya çıktı. Sonra gübrelemedir, aşılamadır, budamadır. İşte marangoza mı götüreceksin? İşte değirmene götüreceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Neticelerdir. Böyle baştan oluyor. O zaman bu sıraya göre gideceksin. Abi. Bu sıraya göre gideceksin. Yani tamam şimdi olur. Rastgele süre dizilmemiştir. Bakara'yı başa alıp Fatiha'yı öne ikiye alamazsın. Olmaz. O zaman neye benzer? O zaman şuna benzer. Tohumları atıyorsun sonra sapan sürüyorsun. Çoğu tohumlar parçalanır. O zaman kışır olur. Ama böyle atarsan hiçbirisi parçalanmaz. Önce Bakara'ya göre hayatını bir ayıracaksın. Ayıracaksın. Hak batıl. Onun için İsrail Sri Lanka'ya Kur'an basmış, göndermiş Bakara suresini silerek. O Sri Lanka İslam Cemiyeti Başkanı 1985'te Fındıkzade'de Rüştü abiye bize demişti. Bir baktı ki Kur'an'ın Bakara suresi yok. Onu biz ekledik diyor, koyduk çitlerine, toplattık, koyduk, tekrar yaydık diyor. Çünkü en çok onlardan bahsediyor. Hak batıl, hak batıl, hak batıl. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol gidiyor. Şimdi bir senarist böyle çizebilir mi? Bu kadar detay, daha neler var detayı da. Yani bu bahsettiğiniz abi şimdi ta o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ımız biliyordu. Ondan sonra gelenler de biliyordu. Bu unutturuldu mu? Neyi? Mesela bahsettiğiniz bu mesela çok derin bir hakikat. O sağ sol mesela Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bana Kur'an kadar Kur'an verilmiştir. Bir bu kadar da Kur'an var. Ama vermeye mezun değilim. Yani mesela Osmanlı o bozulmadaki zamanda bu biliniyor muydu mesela bu hakikat? Bu şekilde. Ya bütün avam biliyor muydu bunu? Yok, çok. Yok. Bilemez değil mi bunlar? Risale-i Nur'la ortaya çıktı. Çünkü niye? İhtiyaç yokken çıkma. Mesela diyelim ki şu anda oktu kitti kuttu kuttu hastalığına ait ilaç var mı? Ne dedin ne dedin? Bir daha tekrar edemem. Oktu kuttu diye bir hastalık var mı? Olmayan bir hastalığa ilaç olur mu? Ya bu konuştuklarımız bu asrın ihtiyacı çünkü bu hasta iyi. Bu asırda çıkması lazım. Hastalık bu asırda. O zaman aldı tesbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gaza, İmam-ı Rabbani'ye gidiyor, adam soruyu soruyor. Genç soru soruyor, genç. Efendim, cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanırım? Şimdi bana geliyor, hocam Allah'ı kim yarattı? Bu pıt pıt var ya pır pır. Hani deniz uçağı. Sudan kalkıp suda iniyor, Haliç'e. Bursa'ya giderken orada tanıştım bir güvenlikçiyle. Tarikatçıydı. Konuştuk böyle adamla kaydı. Böyle konuşuyoruz öyle. Tarikatı bulmuş ya. Sonra sohbet ediyoruz. Uçağımız kalkacak daha. O da bizi gördüğü için Ramazan sohbet edelim. Sonra neyse konu geldi gönlü psikoloji sorunu. Ara kadar olmadı böyle. Ne iş yapıyorsunuz dedi falan. Siteyi söyledi. Şunu bunu söyledim. Bak şimdi. Ya ne var dedi yani kart işi verdik de. Dedim Allah'ın ispatı var. Öldükten sonra dirilmenin ispatı var. Ondan sonra psikoloji var, ailevi var falan. Ha tamam bakarız hocam falan.
Dedim bak neler var, ailece dinle. Hem de dedim şey de var, Allah kim yarattı? Var mı böyle bir soru dedi. Durdu. Bir dakika gel dedi. Hakikaten dedi, bu sorunun cevabı var mı? Var değil mi sende bu soru kafanda? Olmaz olur mu hocam dedi. Ben güvenlikçiyim, lisemez öyle. Dedim kafanda var mı bu soru? Var. Bu ders diplerdeydi değil mi? Yani ders atıldıkça ilk 10 tanesi önde gözükür, diğerleri aşağıda. Aşağılardaydı benim kaç? 2013 dersi bu. Belki de 2012. Ondan sonra adam, hocam bunun cevabı var mı? Hemen bu sefer cebinde aldığı kartı çıkarttı. Para cüzdanını çıkarttı, para cüzdanı içine koydu kaybederim diye. Bu sefer ben uçağa bindim, bu adam eve gidecek. Bu soruyu arayacak cevabını, ben yalancı olacağım çünkü yok sitede. Yani o yok derken ilk ona görecek, yani sitede ilk 10 tanesi gözüküyor. Sonrası gözükmüyor. Nerede bulacak bu adam? Hemen cep telefonuyla siteye girdim. Sana varamadım. O dersi buldum. Yayına konulma tarihini değiştirdim, tepeye çıkarttım ki o çocuk onu görsün diye. O çocuk için yaptım, şey delikanlı için. Ne yaptı? Tarikatçı, niçin anlatıyorum? İmam Rabbani Hazretleri'ne geliyor diyor, o efendim cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanılır? Şimdi bana soruyor, Allah'a kim yarattı? Tarikatçı diyor ki hocam bu, ya kim soruyor dedi falan. Dedim senin kafanda var mı yok mu? Boşver kim soruyor. Olmaz olur mu hocam dedi, bende de var. E ne yaptın tarikatta? Düşünme. Yutkundun yani tükürük. Yutkundun. Ondan sonra bir patlıyor. Darmadağın ediyor. Tarika çare değil çünkü. Yani evlilik de çare değil. Takva mesela olmalı. Bak şimdi soru geliyor. Ya sus ya şeytandan. Allah kim aradı? Tövbe estağfurullah. Gidip de gelen var. Tövbe estağfurullah ya. Allah nasıl bir sefer? Tövbe estağfurullah. Hep böyle bastırdı. Ondan sonra bin filak ediyor. Ondan sonra çıkıyor zındık. Aziz rezil. Bir şeydi yani. Kur'an'ı bilen bir insanmış ya. Uyduruyorlar belki, yalan söylüyorlar. Kısmen aklına hafızlık yapmış galiba. En sert dinsizler daha önce dindarlık bir hayatları vardır. Mesela Hegel papazdı. Papazdı ya, babası da papaz. Felsefesi de din felsefesi. Ne kadar iş yapmaya çalışsa bile karışmış yani. Yani böyle çok ince bir dinsiz olabilmesi için daha önce dindar olması lazım. Yani dini bilmesi lazım. Çünkü ustad diyor ki işaretleyeceğiz da, münafıkların en dehşetlisi ehli kitaptandır diyor. Ben ne söylüyorsam mutlaka böyle delillerim var. Delilli söylüyorum. Çünkü benim kafam hep tefekkürümle çalışıyor. Ehli kitabın diyor münafıkları, diğer ehli kitap olmayan dinsizlerin münafıkları gibi değil. Onlar kafirdir. İşaret hücresinde geçiyor. Şimdi gelelim şeye. Şimdi bu anlattıklarını bir nasıl tasarlayacak senarist, peygamber arasında sana? Böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Ne yapmış? Sorduk ona. Ya Muhammed. Tamam. Sen böyle bir kitabı bize öneriyorsun. Ama bunun hakkında bizim şüphelerimiz var. Tamam. İçerisine bir baktık. Miras hukuku. Kainatı genişlendiriyoruz. Ahlak, fazilet ayet, hepsi tamam. Fakat ahirete ait şeylerimiz yok. Yani onaylanacak bir şeyimiz yok. Ahiretin şeyimiz yok. Diyor ki bunu yaşarsanız doğru olduğunu şöyle anlarsınız. Sizde uyanmalar olur. O zaman doğrudur. Peki bunu nasıl bileceğiz ya Muhammed aleyhissalatü vesselam? Bak diyor, ben bunu kendim uyguladım diyor. O zaman ortaya ne çıktı? Ahlak hali çıktı. Onda bunu yaşamaktan ortaya çıkan ahlak hali. Niçin onda bunu yaşadığı için? Çünkü Muhammed aleyhissalatü vesselam zamanında çok insan yaşıyordu. Ama onun gibi ahlaklı kimse yoktu. Peki Muhammed'in yaşadığı zamanda Muhammed'i imtiyazlaştıran, diğer insanlardan farklı kılan özellik neydi? O zaman doğrudur. Çünkü
Muhammed'de gözüken ahlak haliye aleyhissalatü vesselam Muhammed'i emin ettiren buydu. Bunun hakikatiydi. Yani bu yaşanınca, yaşarsam ne olurum? Muhammed'i bak, Muhammed'i gibi olursun. Muhammed'i bir meşrep olur. Miraca namzı olur. Miraç olur, miraçtan hariç miraca adama sonra yani. Yani ahlak hali olur. Muhammed'in ahlakını düşmanları bile inkar edememişler. Ne demişler biliyor musun? Demişler ki, Muhammed çok akıllı ve güzel ahlaklı bir insandı. Öyle demiyorlar. Hiçbir tane zındık kitabında haşa haşa ahlaksızdı, akılsızdı demiyor. Deccal nutukunda öyle söylüyor. Nutuk. Mustafa Kemal, Deccal, Nutuk'ta çok akıllı ve çok güzel ahlaklı olduğundan etrafındaki insanları celbetti. Şimdi ustad da mektubatta ona diyor ki çaktırmadan, o sözünü sorsalar Muhammed'i nasıl bilirsiniz? Neredeydi? 26. mektup, 4. mepas. Muhammed'i nasıl bilirsiniz? He? Muhammed'i nasıl bilirsiniz? Demiş ki, çok akıllı ve ahlaklı bir insandı. O zaman diyor, usta diyor ki, peygamberdir. Niçin? Çünkü o güzel, akıllı bir insandı. Güzel ahlaklıydı, akıllı bir insandı. Siz, bu sözler diyor, sizin hududunuzda olmaması gerekiyor. Siz bunu kullanmamanız gerekiyor. Niye? Çünkü Kur'an'ı kendisi uydurduğuna göre siz öyle diyorsunuz. O zaman bu yalan söylüyor. Bu Allah'ın kelamıdır diyor Muhammed. Siz de diyorsunuz ki bunu yalan söylüyor. Yalan söyleyen bir insan ahlaklı olamaz. Kaç? 338. Hemen altında Kur'an'ı nasıl bilirsiniz? O da orada. Ha diyor ki ustad, yalan söyleyenin güzel ahlaklı olamaz. Güzel ahlaklıysa yalan söylemiyor. Aptaldan da peygamber olmaz. Tabii ki zeki olacak, akıllı olacak. Oradan işini bitiriyor ustad yani mantıken. Tamam mı? Buldun mu? 337 Kur'an nasıldır? 338 peygamberi nasıl bilirsiniz? O yukarıda tepede. Delilli olacaksınız. En muarız bile sizin söylediğiniz sayfaya kaynak söylediğiniz zaman itiraz edemez. İşareti cazdan o kafama takıldı. Gene birisi sorar, mail atar kafama. Ehli kitabın münafıkları daha dehşetlidir diyor. Onu mühendis bey bul. Ehli kitap münafıkları. Arkadaşlar ilhama mazhar olayım diye başka kitap okumuyorum inanın. Çok azdır. Ha, amel hariç. Fıkıh. Adab. Onu bileceksin kardeş. Peki. Kendisinde bu yaşanınca çıkan ahlak haliye bir. İki. Vazife-i risaletinde öyle seceya-i samiye. Yani risalet. Risalet nedir arkadaşlar? Vazife-i risaletinde, Kur'an'ı tebliğinde, Kur'an'ı yaşarken, anlatırken, oturup kalkarken, yüksek ve kıymetli seciyeler gözüküyor. İnsanlara malzeme oluyor. Yani yaşantısını yaşarsak biz, ruhu bedenden çıkarıyoruz. Yani yaşantısı malzeme. Böyle bir insan gösterebilir misiniz bana? Ama anlamadınız ki dediğimi. Veya ben anlatamadım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü böyle ondan hariç. Buldun mu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı yaşarsak, uygularsak ruhu bedenden ruhu çıkartmaya yarıyor.
ruhu imbisat ettiriyorsun, öteleri seyrediyorsun, yani lahuti bir alemi yaşıyorsun. Lahuti bir alem sende gözükmeye başlıyor, yoksa gözükmez. Yani vazife-i risaletinde öyle seciyye-i samiye, öyle yüksek ve kıymetli özellikler ortaya çıkıyor ki bunu yaşayınca o zat. Buldunsa söylemendiz. Ha? Bak abisi. Bir daha söyleyeyim. Bunu yaşayınca kendisi öyle yüksek ve kıymetli haller, hayat tarzları çıkıyor ki yaşantısı bize malzeme oluyor. Biz onu yaşıyoruz. Ruha gıda oluyor. Akla istikamet oluyor. Hayata hayat oluyor. Ruha ruh oluyor. Sonra 3 tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasaili galiye vardır ki en şiddet düşmanı dahi onu tasdik ediyor, inkara mecal bulamıyor. Şeriatı bana tarif edin. Şeriat nedir? Söyleyin. Hani şu tarif risaledekini söyleyin ki mektubat. Mektubat mı? Hakikat çekirdekleri abi 94 mu hatta Allah'ın? 94. O hemen aç bakalım. Şeriat. He? ...94 maddesini say bakalım, yap bakalım... ...sevgili aynen kardeşim. 106. madde abi. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Hem şeriat ikidir. Birincisi... ...alem-i asgar olan insanın... ...efal ve ahvalini tanzim eden... ...ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. İkincisi... ...insan ekber olan alemin... ...harekat ve sekenatını... O tamam, o değil. Birincisi... ...tamam, doğru. İnsanın... İnsanın nesini? Alem-i asgar insanın efalini, fiillerini ha. Ve ahvalini, ahvalini. Ahvalini tanzim eden ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. Ha. 457 mektubatta şeriatın içini açıyor, karpuzu yarıyor. İmani ve ameli cenahları ile makamat âli uçmaktır. Şeriatın içerisi ve bu dünyada yaşarsak şeriatı, bu dünyada saadet ebediye bakmak, belki o saadete girmenin girmektir. Şeriat. Şeriat neymiş? İtikadi ve ameli hayatımızın deposudur. Deponun adıdır şeriat. İtikat ve amel. Sünnet-i seni. Bir de okuyayım. Yaşarsan ne olur şeriatı? Şeriatın imani ve ameli cenahları ile makamat-ı âliye uçmak ve bu dünyada saadet ebediye bakmak, belki de o saadete girmektir ve vesilesidir. Sistemdir yani şeriat. Böyle bir sistemin adıdır. O saadeti, saadeti bu dünyadayken saadet ebediye bakmak, belki de o saadete bu dünyada girmek. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, o bahtiyar insanlar diyor, avamın beklediği cennet hayatını dünyada ruhlarında yaşarlar. Evet doğrudur Said. Evet doğrudur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Küfran-ı nimet yapma. Kısmen doğrudur Hasan. Herkes bunu şey yapar. Mesela bu Kur'an'ımın üzerine yemin ederim. Bunun üzerine başka olmaz. Kur'an'ımı okurken lezzet alıyorum. Namazımı kılarken lezzet alıyorum. Her daim olmuyorsa da. Risale okurken lezzet alıyorum. Dershanede kalmaktan lezzet alıyor. Koşturmak bak yeni geldi. Yani uyumadık biliyor musun? Sabah havadaydık. Malatya'dan geliyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Görüyorsunuz her gün bir şehir veya bir devletteyim. Ramazan. Hani davet ediyorlar. Konuşuyorsunuz. Konuşuyorsun. Orada konuş. Vallahi normal bir insanın normal yaşaması mümkün değil. Evet doğrudur Hasan. Niye? Öyle benden bana o basmasa oradan bana destek gelmese bunu yemin ederim ki asla duramam ayakta. İşte namazından lezzet alıyor. Ya canım sıkıldı dedim. Yoruldum artık. Oradan
Kırıkhan'dan Adıyaman'a, oradan Malatya'ya, şöyle buraya. Dedim ya, başım ağrıyor. Bir başım ağrıyor. Ramazan, orucu da şey yapmıyoruz. Allah mühlet şey verdi ya, aldı fırsat. Başım ağrıyor. Ne yaptım? Dedim kardeş, şimdi Kur'an'ımı versene çantada. Tamam. Beni bir 15-20 dakika bırakır mısınız şu derenin kenarına? Siz arabayla gidin. Ama yanıma kimse gelmesin. Tamam abi. Abi ben git. Git. Kur'an'ımı ver, derenin kenarına koy. Oh. Yalan mı söylüyorum size? Açtım. Oh. İlk 10 dakika. Mücadele. Hop. Tak gitti kafa. Ne kafa ağrısı, ne bir şey. Sen böyle inanıyorsun da böyle görüyorsun. Vallahi neticeyi alıyorum. Neticeyle mükellefiz biz. Sen istersen psikoloji değil, ne dersen. Ben neticeyi yaşıyorum. Sen nereye yorumlarsan yorumla. Ben düzeldim. Lezzet alıyorum. Ha. O şeriatın niçin dedim? Şeriatın itikadi ve ameli cenahları ile makamat-ı aliye uçmaktır. O saadet-i ebediyi, saadet-i ebediyi bu dünyadan görmektir. Virgül, belki o saadete girmektir. Evet, doğrudur. Bu böyledir. Burada tevazu yapmayacağım. İstersen enaniyetime versinler. Nereye versen. Ben Kur'an'ı yaşamaktan cenneti, lahuti lezzet alıyor. Alıyor. Dünyanın lezzetleri bilmiyor. Hakikaten bilmiyorum öyle dünyevi lezzetler ama herhalde bu lezzetlere bir şey denk geleceğine inanmıyor. Gelmez abi. Onu da ben şey yaptım. Tamam. Gelmez. Evet. Allah Allah. Ben lezzet alıyorum. Risalemden zevk alıyorum. Allah'ımdan zevk alıyorum. Ahiret inancımdan zevk alıyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ondan da lezzet alıyorum. Bu ders işte o. Çok garibime giden bir şey. Bir tanesine dedi tövbe estağfurullah. Ya abi diyebilir miyiz dedi. Ha kardeşim o tövbe estağfurullah ya. Ya dedi ya hürmet ifadesi, hürmet ifadesi. Biz emsaller arasında. Usta da abi denilir mi? Denilmez abi. Ustattır ya. O da peygamberdir. Ama o kadar seviyor ki. Hani şeyle maçkalı dedi ya. Peygamber ustadımızın, ustattan bahsediyoruz böyle mücadelesinden. Bir tanesi fırladı orada demesi mi? Ulan delikanlının asosuymuş bu adam dedi ya. Yeni bir adam. O şey maçkalının ifadesi bu. Delikanlının asosu. Yani ustada öyle diyor. Ulan ne kahraman diyecek değil mi bizim uslupla? Adam onun orman kanunu var yani adam. O muhabbet kelimesi o. Dedi hocam dedi böyle bir deme öyle. Çünkü çok seviyor. Mesela bir yerde yaptım gene orada. Bunun bir parçasını yaptım. Ya hocam kesme Allah'ını seversen ya. Kesme hocam be dedi ya. Ya bir kendimi kaptırdım dedi. Bir camide yapıyoruz. Ya kesme hocam dedi ya. Anlat şu peygamberi. Böyle bir anlat peygamberi. Ona başladı ağlamaya. İnanın. Başladı ağlamaya. Ya böyle bir peygamber mi ya dedi ya. Anlat şunu ya, kesme şunu ya. Böyle anlatıyordum bu buraları. Şeyi anlatıyordum tabii. Altıncı esası anlattım orada. Kaşı 193 mektup atıyor. Altıncı esas. Onları anlattım o camide. Kesme dedi hocam dedi ya. Yani neredeydik? İslamiyet çok hoş. Tebliğ ettiği şeriat ortaya koydu. Yani yok böyle bir şey. İlk yazıyorsun senaryoyu. İkinci film biraz düzeltiyorsun. Üçüncü bir adam telefonu yapıyor. Düzeltme de yok. Düzeltme yok. Doğru. O daha ilginç. Çok ilginç bak. Bu telefonu bir tane yapıyorlar. İkincisi daha üçüncü. Her sene modeli değişiyor. Arabanın araba. Malatya'da karpuz alıyoruz. Dedim kardeşim bu kaçıncı? Kaç model bu karpuz? Anlamadım hocam dedi. Bu senenin mahsulü dedi ya. Yani 2014 model mi? Bir sürü orada şey malzeme alanlar var kiraz ama. Durdular. Anlamadım kardeşim dedi karpuz. Karpuzun modeli mi olur dedi. Adam böyle Külhan Beyli tarzında. Olmaz mı dedim. Abi bir baksana dedim. Bu senenin mahsulü diyorsun. Peki geçen senenin mahsulü bundan ne farklı olacaktı dedi. Yani 2013-2014 mahsulü mu? Peki dedim 2013'te 2012 model karpuzla şimdiki koy fark var mı? Yok dedi. Peki dedim
Bir dedim Tofaş'ın Mercedes'in 2013 modeliyle 2014 aynı model mi? Sen kimsin? Sen hoca mısın dedi sen? Ne alakası var? Ben arabanın modelinden bahsediyorum. Karpuzun modelinden bahsediyorum. Hocalıkla ne alakası var dedim. Adam da şey alıyordu. Hiç unutmuyorum böyle. Kayısı alıyordu o adamla. Açık saçık böyle. Ya bir dakika ya beyefendi ne güzel bir şey dedi ya. Bir dakika ne hoca? Ya hoca mısın? Ne hocası dedim ya. Ben dedim araba modelini bahsediyorum. Her sene arabanın modeli değişiyor. Karpuzun modeli değişiyor mu dedim. Ya karpuz alırken hiç anlatmayacak mısın ya? Ondan sonra ya Allah Allah. Hakikaten. Dedim ya bir şey niçin değişmiyor dedi. Her sene 2013 modeliyle, 2012 modeliyle, 2014 model karpuzu koyun aynı. Nasıl değişmez dedi. Niye değişmez? Niye değişmez dedi. Çünkü her ilk yapılırken en son şekilde yapılmış. En güzel şekilde. En güzel yapıldığı için ondan daha ileri şimdilik yok. Ama araba yapılırken en son model yapılamaz. İnsanı bir düşünüş eserler, insanın eserleriyle Allah'ın eserleri arasında böyle temelde bu fark var. İnsanlar zamanla bilir, zamanla güzel yapar. Allah en son söyler, en başta söylerken. İşte Kur'an'da düzeltme yok. Namazda da düzeltme yok. Oruçta ilk 23 senede nasıl geldi? Allah Resulü 23 senelik hayatında da aynı. Sende 23 senede hiç farklılık olmaz mı? Hiç böyle fikirlerinde, davranışlarında, amelinde, ahlakında, namazında, kaza kılmanda, risale okuyup bir değişiklik yok mu? Benim şu derslerimle 10 sene önceki derslerim bir mi? Şu anda içimi koyumaya çalışıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hiç mi kemalat olmadı? Haşa. 23 sene önce ne dediyse 23 sene sonra aynı şeyi söylüyor. İşte Kur'an onun için orijinal yani. Şeriat ve dininde öyle hasaili galiye vardır ki. Buldun mu ehli kitabı? Ehli kitap diye bak. Allah Allah işaret edeceğiz lan. Münafıklar bahsinde mi okumuşum? Ha, münafıklar gayrimüteşir ya. Yani ehli kitabın münafıkları diğer münafıklardan daha azamdır diyor. Çünkü dini biliyor, bilerek yapıyor. İçimizden çıkan hainle dışarıdan bize hücum eden hain aynı mı? Benim nerede kalktığımı, nerede ne yediğimin zaaflarımı bilir. Hı. Tamam münafık bahsini, inat deyin adam. Öyle bir şeriat ve dinle öyle bir hasaili galiye vardır ki en şiddet düşmanı dahi onu tasdik ediyor, inkara mecal bulamıyor. Yani buraya bir saat oldu değil mi? Yani bir satır, iki satır, üç satır okuduk. Bak şuradan okuyorum. Bir, iki, üç, dört satır şuraya kadar. Şuradan sonra onu aslında uygulamaya geçiyor. Ama zamanımız bitti. Bu timsali, mümessili buraya girdiğimiz zaman herhalde motor yanar. Buraya onun için oraya girmeden kesiyorum. Mübalağa etmiyor. Timsal diye dersimiz var bir saat. Onu yani toplamaları burada kullanacağız. Size şöyle söyleyeyim. Peygamber son şeylerim olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahmet ilahiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbani'nin misali, Halik'in en münevver burhanı ve hakikatin en parlak siracı devam ediyor. Size bir şey anlatayım. İyi yaslanın ama son şeyim olsun. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Aynadaki güneş nedir? Aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Aynadaki güneş güneş değildir. Öyle mi? Ama aynada da değildir. Aynadaki güneş güneşin hassiyetine sahip. Mesela ayna kabul edin. Beni gösteriyor. Benim duygularımı, ısımı, ısımı, duygularımı, hislerimi, meyillerimi gösterir mi ayna? Göstermez. Ve ayna benim suretimi gösterir.
güneş aynada gözükse, o aynayı biz bahçeye tutsak bahçe yansır mı? Bu güneş ısıtır mı? Isıtır. Isı ışık verir mi? Demek ki aynada gözüken nuraniler, nuranilerin hasiyetine sahip. Hasiyetine sahip, özelliğine sahip. İyi dinleyin. Aynada gözüken güneş, güneşin hasiyetine, özelliklerine sahip. Tamam mı? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Allah sana nasıl davranacağını merak ediyor musun Haşir Meydanı'nda? Senin hayatındaki sünnet seviyesi kadar Resulullah'ın sana davrandığı gibi davranacak Allah. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışı, sana karşı muamelesi, rahmeti, muhabbet-i ilahiyenin misali, rahmet-i ilahiyenin timsalidir. Yani Allah'ın size davranışını, Allah'ın bize karşı muamelesi, peygamberin bize karşı muamelesiyle aynı olacak. Çünkü o rahmet-i ilahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbani'nin misalidir. Bu cümleyi okuyup geçiyoruz. Ne demek rahmet-i ilahiyenin timsali? Aynadaki güneşin timsali. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hayatımıza, sünnetimize ne kadar hakimse, Allah sana o kadar hakim. Ve öyle davranacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam size davranışı gibidir Allah'ın size davranışı. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Aynayı Muhammed olmaz. Mirat inşa eder insanı. Ayna gösterir. Toprak mirattır. Çekirdeği inşa eder. Çekirdeği ağaç yapar. Ayna seni gösterir. Toprak inşa yapar. Mirat-ı Muhammed'den insanlar inşa olur. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani Mirat-ı Muhammed, Muhammed deposunda, Muhammed sünnet-i seniye deposunu ne kadar kendine uygularsan o kadar Allah gözükür. Allah gözükmesi nispetinde Allah sana öyle muamele eder. Hayatımızdaki Muhammed'le hayatımıza muamele edilecektir. Anladınız mı cümleyi? Bunu ilhamen söylemişim, ben kaydedeceğim. Onu kaydetmenden sizden isteyeceğim. Ne dedimiştim? Hayatımızdaki Muhammed'le hayatımıza muamele edilecektir. Hayatımızdaki Muhammed'le Muhammed'i bir hakikate mazar olacağız. Veya hayatımızdaki Muhammed'le aleyhissalatü vesselam hakikat-ı Muhammediye mazar olacağız. Peki, vâhir davâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selavâtı.